10 Ağustos, 16 Ağustos balık burçlarını neler bekliyor diyorsanız balıklara demişim ki bitmeyen bir tatil, iş çoğunluğu ayrı bir özel ve bu kadar krizde evet sıkıntılar yaşadık ama ben bu kadar ağır sıkıntıyı geride bıraktım. İşim ve alanımda rahatlamalar başladı. Kendi güvenimi de yeniden kazanmaya başladım. O yüzden ben artık bu pandemi evet dünyayı saran bir şey ama insanlar sağlığını kontrol ederek ben de işimde başarıya doğru gidiyorum diyen balıklar var. Evet çok güzel iş anlaşmaları, yeni projeler, yeni imzalara not alıp almışım. Yeni imzalar, yeni projeler. İşinizi değiştirmek istediğiniz ve gitmek istediğiniz kapıdan güzel bir haber oluşumu gerçekleşecek. Özellikle sağlık sektöründe çalışan doktor, dişçi, ne bileyim kişi varsa kendi muayenehanesini yani açma kararına girecek diye not almışım. Ve özellikle de uzun süredir ailenizle vakit geçirememişsiniz ama bu hafta geçtiğimiz haftadan gelen aile saadeti, kendinize ve onların sana yap, yap kızım yap oğlum biz sana destek olacağız demeleri seni çok büyük bir motivasyon yaratmış. Şimdiden yerin ve alı yapacağın nokta özellikle sağlıkla ilgili insanlar doğru bir noktada başarıyı sağlayacaklar. Devlet dairesine girmek isteyen ve özellikle sınavı olan balıklar biraz daha dikkatinizi toparlarsanız başaracaksınız ama ani sinirleriniz bunu biraz okumadan mı ya da yanlış mı okuyorsunuz? Bunu bir toparlamamız gerektiğini düşünüyorum. Özel sektörde çalışan bazı balık burçlarına da demişim, hadi masalar değişiyor, biraz maaşın da değişiyor. Şimdiden hayırlı olsun demişim. Ve işsiz olanlara da demişim ki evet güzel bir iş ama geçici bir iş kapın olacak. Sonra doğru iş kapını yakalayacaksın. Şu an geçici işini kabul et. Geçeceğin iş bir 2 ay sonra daha seni mutlu edecek olarak demişim. Sana da çiçek olarak ne demişim biliyor musun? Ha, yani çiçek söylerken yani ısırgan otu demişim. Yani neden ısırgan otu? Demek ki sizin ısırgan otunun bunu yemenizi tavsiye. Isırgan otu özellikle bu hafta mutlaka ısırgan otu yani bulabilir misiniz bilmiyorum. Vücuttaki böyle içteki bazı sistemlerde alerjik reaksiyonlar ya da ciğerlerinizde hassasiyet olabilir. Isırgan otunu mutlaka yemeğini, salatasını yiyin demişim. Onun salatasını yiyen her babayiğit çıkmaz ama ben yemeğini çok seviyorum. Hatta şöyle yapıyorum. Haftada bir kez yapıyorum. Isırgan otunu limonla birlikte sıkıyorum mikserden ve içiyorum. Yani onun yemeğin pişmesi lezzeti şey. Evet çok iğrenç bir tadı var. Ve içmekten nefret ediyorum ama vücuttaki bütün toksinleri ve bütün kötü iltihaplı olan her şeyi temizliyor. Demek ki balıklar hassas bir haftadasınız. Vücudunuz değişmesi için evinizde saksı değil, içinizde içeceğiniz bir ısırgan otunuz var. Şimdiden hayırlı olsun. Bebek tedavisi gören balık burçları deneyin, tutacak demişim. Ailenizin uzun süredir çözülmesi gereken miras konuları var. Bunlarla ilgili olumluluklar gerçekleşecek demişim. Arabanı satıyorsun ve yeni bir araba almaya karar vermiş ya da araba isteyen balık burçları da bu kararı netliğe kavuşturmuş olarak görüyorum. Bir de geçmişte beklediğim biri var diye bakmışım, geçmişinize bakmışım. Geçtiğimiz bir 6 aya biri kalbini çok kırmış, özür bekliyorsun. Onun hayatında başka biri var. Sen kendine yeni biri bul. Özür dileyecek kafanda onu düşüp o enerjiyi kitlenmeyi bırak. Yeni bir insana, hayırlı bir insana nasıl? Onun hayatında başka biri gözüküyor bebişim. Unutma. Evet yükselen ve ay burcunuzu dinliyorsunuz değerli balık burçları. Hayat ne istiyorsanız, umut ne istiyorsanız, sevgi ne istiyorsanız, para ne istiyorsanız Rabbim kapınıza versin. Her şey gönlünüzce olsun. İyi haftalar.